Bugün ilk önce Okesa One Victor SID'sini kullanarak Arc DM'yi çizeceğiz. Arc DM'yi çizerken de DM'yi yani Arc üzerinde holding pattern'e dahil edeceğiz. Arc üzerinde hold atacağız. Nasıl yapacağız bunu? Ben şimdi size bir briefing veriyorum aslında. Diyorum ki Okesa One Victor'ı kullanacağız. Ne yapacağız bunun için? 0.85 radyalde 10 mil tırmanacağım. Ondan sonra 10 millikten sonra sağdan dönerek 241 radyalde şey 210 millik bir arc çizerek hangi arc o? Bakın hemen önünde gösterelim. Çizeceğimiz arc. Daha önce bolca anlattığım bir şey bu arc çizme oluyor ama yine de göstereyim. Bakın şu arc'ı çizeceğim. Diyelim ki şurada 360 derece işte outbound 360 olan, inbound 180 olan ne bileyim ben non standart bir holding'e gir diyeceğim. Şu radyalde beklemeye sokacağım sizi. Bakın ne dedim? Outbound'u 360 olsun, inbound'u 180 olan şöyle bir hold'a gireceksin belki. Nasıl gireceksin onu abi? Şöyle gireceksin. Belki şöyle bir hold'a gireceksin. Tamam mı? Örnek veriyorum. Ama ben burada ne istiyorum arkadaşlar? 10 milli beklemeye gireceğimiz için şöyle olacak o holding. Tamam mı? Gibi. Sallıyorum. Şu an tamamen bir örnek verdim. Devam edelim şimdi. Burada bir hold'a gireceğiz. Daha sonra bu holding'den çıktığımız zaman da tekrardan bu arka devam ediyor olacağız. Şimdi hedefimiz bu. Bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi bunu yapmaya çalışırken iki tane sorumuz var. Bir, diyoruz ki 10 mil böyle gideceğiz. 10 mil böyle gidip zınk diye böyle dönemeyiz. Ne yapacağız abi? 9,5 mil gidip daha sonra 9,5 mil sonra 90 derece, 95 derece, 100 derece sağa döneceğiz. Değil mi? Sağımıza dönüp daha sonra RMI'mızı hep 90'ımızda tuta, değil mi? RMI hep böyle 90'ı göstere, VOR'a göstere, 90'ımıza kalsın ki biz burada bu arkı çiziyor olacağız. Peki, diyelim ki ben 360 outbound'a döneceğim, 365 radyaline döneceğim. Kaç derece kadar dönmem lazım? Kaç derece dönmem lazım? Abi 60 millik ark çiziyorum. İşte ne yapacağız burada? Pardon, 10 millik ark çiziyorum. İşte 60 bölü 10 ne yapar arkadaşlar? 6. Peki ground speed bölü 200 ne yapar? O da işte 100 bölü 200'den 0.5. 3. Yani 3 derece kadar benim buraya dönmem lazım. Ama gerek buradaki 9.5 mil, gerek buradaki 3 derecenin hesabı neye göre yapılıyor arkadaşlar? Still air. Yani havada rüzgar yoksa bu böyle. Varsa işte varsa kısmını arkadaşlar şimdi konuşuyor olacağız. Tamam mı? Varsa kısmını şimdi oyun üzerinden bakıyor olacağız. Explain. Her şeyle konfigür edilmiş. Hazır bizi bekliyor. Tamam mı? Şunu kaldıralım. Takeoff frame'imiz set durumda. Parking brake'imizi release edelim. Şimdi dostlar ne yaptım? Bakalım konfigürasyon. 113.85. Childer VR'a göre bunu yapacağım tabii ki. 124.500 tower frekansım ayarlı. VOR 1. 0.9 pisten kalkıyorum. 0.85 course'da. CDI 2 de gene 0.85'te. Niye? Mi Stepwatch course'umdur çünkü. Mi Stepwatch course'un setli. Tamam. Kaç fit'e çıkacağım arkadaşlar? 5000 fit'te bunu atayım diyorum. Yani makul olan 6000 fit ve üzeridir ama 5000 fit'te atayım bunu diyorum. Bir de ne yapacağım dostlar? Diyeceğim ki dostum mümkünse bana bir departure gir. Ne olsun departure'ımda? Okesa One Victor olacak. Tamam. Başka bir şeye ihtiyacım şu an için yok. Teşekkür eder. Saygılar sunar. Gazı açarım. Kaderansım falan her şeyimi aldığımı düşünüyorum. Buradaki arkadaşlar kule konuşmalarıdır. Briefinglerdir. Artık oralara takılmıyorum. Onları defalarca anlattığım için artık tekrar düşüp de lafı uzatmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. 55 knot rotate'im geldi. Uçağı var artık. Rotate aldım. 74 knot tırmanmasını sağlamaya çalışıyorum. Takeoff flap olduğu için bayağı bir tırmanmak istiyor. Sesle de malum burnu basıyorsunuz bir noktadan sonra ki stüda girmesin. 300 fitlere kadar dışarıyı görseler uçtuktan sonra hadi ben uzatmayayım. Flap up yapayım. Flight level change, nose down, 80 lira kadar bir yandan da direction kontrolü sağlayacağız değil mi? Ondan sonra heading ve autopilot diyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde uçmaya devam ediyorum. Merak etmeyin şu anda daha yeni geçtik yuvarı, tık diye oturacaktır kors yerine. Daha 0.2 mil. Evet. Şimdi ne yaptık? Gördüğünüz üzere heading autopilot flight level change ayarladı. Uçağın şu anda ya istediğim tek bir şey var. Bir an evvel tırmanması. Tamam mı? Olay bu.
Porsiyonlayalım. Çok rahat toparlanıyor o course. Bakın UR'a çok yakın olduğum için çok ciddi düzeltme vermiyorum. Şu kadar düzeltme bana yeter yani. Çok rahat toparlaması lazım şu anda. Tamam, deviation barı çok rahat ortalaması lazım normalde. Açıldıkça ortalayacaktır. Nasıl olsa Vandat'ın içerisindeyim, abartı bir deviation da yok. Ha? 75'e kadar çekeyim ki tam otursun isterse. Peki şimdi bu şekilde ne yapacağım dostlar? 9.5-10.5 maya kadar alçılmayı hedefliyorum değil mi? Bir yandan tırmanmayı hedefliyorum. Ne yapabilirim? Mepep alıp şuradan ne yaptığımı bakayım. Burada açılacağım. Diyorum ki acaba ben seni azıcık ilerimi alsam dostum. Şöyle alsam. Çok sapıtmadan. İrtifanı da alt üstünde şöyle. Ne bileyim ben. İşte 4000 lira falan alsam. Çok güzel olmaz mı? Tamam mı? Şöyle yapsam. Şimdi bu uçakta bu saatten sonra konfigürasyon biraz değişmiştir. Ben Corsair'ini yakalayayım. Tamam mı? Evet, gördüğünüz gibi şeyden bu sürüklemelerde arkadaşlar şeyden çıkıyor. Corsair'dan çıkıyor. Beklemeyeyim. Seni az bir şey daha şu 5000'in dışına doğru alayım. Şöyle az daha sürükleyeyim. Tamam. Şöyle gel bakalım. Biraz gitmiş oldu. 6.4 bin lira gelmiş oldu. Tamam, bu şekilde biraz da Corsair önleyerek biraz da kendiliğinden gitsin. Nasıl olsa 5000 fitte de bir şey kalmadı. Tırmanmış olsun kendi kendine. Biraz da böyle gidelim. Şimdi dostlar. Evet, 7 miller gelirken ben de bir yandan neye bakıyorum? Bir an evvel artık 7 miller geldiği için Corsair önlemek için az bir şey açılıyorum. Bir, Corsair önlemiş oluyor. İki. Şimdi ne hesabı yapmıştık? Ben 9.5 mile dönerim normalde still air'de diye. Niye? İşte DM'i arc bölü, işte 60 bölü işte DM'i arc mesafesi çarpışta tas bölü işte grans işte bölü 200 falan filan muhabbetini yapmıştık. Peki dostlar, 1.60 kuralından geliyor bu çember muhabbeti. Ama peki ben bunu ezbere biliyorum artık. Yani bunu her seferinde matematik olarak hesaplayacak halim yok. Ezberden biliyorum ben bunu. Peki tamam da abi, şimdi benim karşımda 11 knot headwind var. Ben yine mi 9.5 milden döneyim? Değil mi? Bu headwind ben sağa doğru döndüğümde, şimdi ben sağa doğru döneceğim değil mi? Sağa doğru döndüğüm zaman, sağa doğru dönerken beni ne yapacak? Arkın içerisine doğru dönmeyecek mi? Bana crosswind olarak yansımayacak mı bu 11 knot? Headwind bana crosswind olacak değil mi? Peki bu crosswind beni arkın içine içine sürüklemeyecek mi? Sürükleyecek. Benim planım neydi normalde? Abi git 100 knot'la giderken, 9.5 mil'deyken, bak 100 knot'la giderken, ben ama şu anda 112 knot'layım, bak buna da dikkat, tamam mı? Buna da dikkat. 100 knot'la giderken, değil mi? Sen bunu eğer 112 knot alırsan, bu 9.5 mil'de tutmaz. Hesaplar şaşar. O 0.5 mil, 9.5 mil'in hayali yalan olur. 110 knot'larla falan gidersek, değil mi? Normalde bunu ne yapar 100 knot'la giderken? Beni arkın içerisine sürükler. 12 knot bana crosswind olarak gelecek ve beni arkın içerisine sürükleyecek. Ben ne yaparım o zaman? Bir, derim ki abi 9.5 mili değil dönmeyeyim de 9.7 mili döneyim diyebilirim. Birinci aksiyonum bu. İkincisi, 100 derece dönmeyeyim de 90 derece döneyim. De o arc çizgisi tam otursun. Yani arka döndüğümde, bak şurada pause yapayım. Yani şu an 9.5 mildeyim. Ya 9.7'ye devam edeceğim, yine 100 derece döneceğim. Ya da diyeceğim ki abi tamam ben 9.7'ye devam etmiyorum. 9.5'te dönüyorum ama 100 derece değil, atıyorum 90 derece dönüyorum. Gibi bir aksiyonlardan birini alacağım. Ben de ne yapayım şu anda? Diyorum ki 9.7'ye kadar gideyim, yine 100 derece döneyim diyorum. Tamam mı? Bıraktım şimdi. 9.6 9.7 geliyor ve ben tutuyorum abi. 100 derece dönüyorum. Neydi ben? 85'teydim. Artık 185 Corsair'a doğru dönüyorum. Tamam. Bunu tercih ettim. Dışarı taşarsam da ne yapacağım? Yatışı arttıracağım abi. Tamam mı? 10.000 dışına çıkacağım şu an çok belli zaten. 10.1 olacak. Bu şekilde oturmayı planlıyorum Corsair'a. Tamam. Burada ilk başta taşıyacağım. 10.2'lere, 10.3'lere de gidebilir. Ama akabinde 10'a 10'a oturacağını bekliyorum. Bu arada benim zaten sapma mesafem ne arkadaşlar? 10.5'da 9.5 arasında gezinebilirim ben bu arkı normalde yaparken. Evet. Şimdi döndüm mü? Döndüm. Süper. Şimdi bakıyorum. Ben nereye uçuyorum? 185 heading setli. RMI benim neremde? Tam 90'ımda mı? Neredeyse tam 90'ımda. Süper. 10.2 mil demeyeyim. 10.2 mil diyeyim.
Ben böyle devam ettikçe peki bu ne olacak? 10.1'e 10'a doğru düşecek mi? Düşecek. Nereden biliyorum abi? Bak düştü bile 10.1'e. Nereden biliyorum? Çünkü bakın soldan 10 knotluk crosswind'im var. O soldaki crosswind beni sağdan içeri doğru itiyor mu? İtiyor. Nereye doğru itiyor bakın. Sağdan içeri itiyor mu? İtiyor. Evet. Gördünüz mü? O ark daralacak. Bunu ben biliyorum. 10.1'e geldi. Daha da gelecek. Bekliyorum şu anda ona düşmesini. Slant range'in 10.1'de kalmasını ve viewer distance'ın 10'a düşmesini beklemiştim. Geldi. Şimdi diyorum ki o zaman 190'a doğru ben bir döneyim. Bunu gördüğüm anda 190'a dönüyorum. Ben normalde mil tutarak dönüyorum arkadaşlar. Yani 10 sabit olsun istiyorum. Tamam 195'e dönüyorum şu anda mesela. Niye? Çünkü slant range de 10.1'e düştü. Tamam mı? Ben normalde dediğim gibi mil tutmaya çalışırım. Ya da siz tutarsınız dersiniz ki ya aramayla, yani şu aramayın ucuyla ne bileyim ben diamond'ın arasındaki açı 90 derece olsun diyebilirsiniz. Niye? Çünkü crosswind var. Diamond'ın arası 90 derece olur. Diamond peki crosswind olmasaydı ne olurdu? Headwind veya tailwind olsaydı headingle aramayın arasında 90 tutardınız o da olurdu. Ama eğer rüzgar varsa bu sefer diamond'a göre hesap yapmak daha mantıklı, daha makul, daha işlevsel. Peki devam ediyoruz. Biz böyle gidiyoruz. Nereye kadar gideceğiz arkadaşlar? Atıyorum. Dediğim gibi işte 180 lira delde dedik. Holding'e gireceğiz. Değil mi? 180 lira delde girmeyelim de. Ne bileyim ben. Başka bir delde girelim. Çok işi uzatmayacak bir delde girelim mesela. 9.8'e düştü. Uçmaya devam ediyorum. Bakıyorum şu anda. Ne alemdeyim. Bakın. Gördünüz mü? Ark çizmeye devam ediyorum aslında. Epe tekrardan bakayım. Şöyle biraz zoom out yapayım. Şuralar tabi sürüklediğimiz için çok çirkin oldu ama sürüklü bırak böyle olur ne olacak? Evet arkadaşlar. Şu anda hiçbir şekilde içeri doğru dönmüyorum. Gördüğünüz gibi 9.8'e düştü. Bekliyorum. Ben bekledikçe bu mesafe artacak. İçeri doğru hiçbir turn radius vermiyorum. Kimisi arkadaşlar da şöyle yapıyor. RMI diyor şu tam 90'ımdan 10 derece düştüğünde yani 100 dereceye geldiğinde ya da 5 derece düşüp 95'e geldiğinde ben 10 derece içeri doğru dönerim. Her 5 derece düştüğünde ben 10 derece içeri doğru. Yani 95 olduğunda 85'e geri çekerim. O 95 olur ben 85'e geri çekerim. Bu da bir taktik. Onu da yapabilirsiniz. Yani bunu ben başka diğer videolarımda anlattığım için şu an çok fazla üzerine durmuyorum açıkçası. Ama zor bir şey değil yani ark çizmek. Gayet basitçe halledebilirsiniz yani gördüğünüz üzere. Ben 5 derece döneyim istedim artık. Slant range 10 oldu. Birazdan çünkü viewer distance da genel şekilde 10 olacaktır. Ki nitekim oldu bile. Tamam. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şimdi diyorum ki biz böyle giderken kaptan dedi ki evladım inbound'un dedi inbound'un 320 outbound'un 140 olan tamam mı? Inbound'un 320 outbound'un 140 olan bir hold'a gir dedi. Tamam hocam dedim. Tamam kaptanım dedim. Ben de bu holda nasıl girelim diye düşünmeye başladım şimdi. Şimdi burada düşünürken bir bakıyorum ben şu an kaç radyaldeyim? 130 radyaldeyim. Bak yaklaşık olarak 130 radyaldeyim. Yani 10 radyal sonrasında, 10 radyal değişiminden sonra tamam mı? Ki ben döndükçe bakın, ben döndükçe görüyor musunuz? Radyal yanaşıyor. 135 radyale doğru gidiyorum şu anda. Emin adımlarla. Tamam mı? Evet. 10 radyal sonrasında ben şu anda hold'a gireceğim. Yaklaşıyorum. Peki kaç radyal kal? Şu an pause ettim. Kaç radyal kal benim dönmem lazım? Yaklaşık arkadaşlar gene 60 bölü milden yapsak değil mi? Benim 3 mil kala çıkma, yani 3 derece kala çıkmam lazım ki ben şeye gireyim. Siz söyleyebilirim. Paterne girebileyim. Şimdi ilk yapacağım hesap şu. Neydi? Inbound'u 320, outbound'u 140 olacak. Ha. Peki nasıl bir bekleme olacak bu? Standart bir bekleme olsun diyelim. Tamam mı? Peki yapıyorum şimdi hesabımı. Inbound'um 320 ise, outbound'um 140 ise, standart bir bekleme ise ben buna nasıl girerim bu headingle? Diyorum ki bunun outbound'um 140'tı ya. Sağdan standart olduğu için sağdan 70 ekliyorum arkadaşlar. 220 desem, 70 eklesem ne yapar? 290 mı yapar? 290'a kadar olan kısım nedir? Teardrop'tur. 220 110 çıkarsam geriye kalan 110 ile 220 arasındaki kısım nedir? Paraleldir değil mi? Peki paraleldir. Yani 110 ile 220 arasındaki kısım paraleldir. Peki ben kaçta gireceğim holding paterne? Outbound başım ne yani benim? 140.
Yani outbound başım benim nerede kalıyor? 110 ile 220 arasında kalmıyor mu? 140 derece. Yani paralel giriş bölgesinde kalıyor. Demek ki ben buraya paralel girecekmişim. Ha, paralel gireceğim. Ben 10 milde 10 mil ark üzerinde beklemeye gireceğim. Bunun içinde demek ki 3 derece kala, bak hesabımı yaptım. 3 derece kala paralel bir girişle outbound'u 140, inbound'u 320 olan bir bekleme tasarladım kafamda. Tamam mı? Zamanı gelmeden önce bana bunu söyledi. Bu saatten sonra benim kaç milde olduğum önemli değil. Benim bu saatten sonra buraya kaç derece kala girmem önemli. Şimdi 140'a kaç derece kaldı? Benim 5 dereceden az kaldı. Ben 5 derece kala dönüşe başlayayım dostlar, tamam mı? 5 derece kala. Bakın geliyor. 5 derecelere geldiğinde benim artık konsörüm orası değil. Timer'ımı hazırlıyorum. Outbound başa döneceğim. Nereye döneceğim outbound? Geldim 5 dereceler. Ufak ufak geliyor. Geldikçe ben ne yapacağım şimdi dostlar? 140'a doğru döneyim, değil mi? Uçak hareket ediyor. Evet, 5 dereceden az kaldı. Dönmeye başla. Dön. Nereye doğru dön? Nereye doğru dön? 140'a doğru, değil mi? 140'a doğru dön. Bir, bunu yap. İki. Senin inbound course'un ne olacak? Inbound course'un ne olacak abi? 320 mi? Heh. 320 inbound course'un da setle. Buraya doğru dön. Tamam. Dön. Şimdi bak. Dönüş tam yerinde 5 derece kadar döndüm ve gayet yerinde oldu. Nereden biliyorum? Bakın CDI tam centralized oldu. Tam RMI ile üst üste bindi neredeyse. Ve tam ben onun kıçına doğru uçuyorum, çok affedersiniz. Şimdi ne yapıyorum? Yatışın bitmesini bekliyorum. Yatış bitiye yazıyor. Ve ben de diyorum ki time check. Ne yapacağım bu şekilde? 1 dakika outbound başa doğru uçacağım. Arkadaşlar şimdi heading uçuyorum. Normalde kural budur. Prosedür bunu söyler. Heading uç der. Outbound başa. Şimdi heading uçarken biliyorum ki bakın soldan 12 knotta crosswind beni sağa doğru sürükleyecek. Yani ben normalde bak şu anda ne yaptım? Holding'e doğru giriyorum bakın bir yerde. Şu anda arkın ortasında holding'e girdim. Tamam mı? Burada hold'a soktum. Ve deviation bar sapıtmaya başlıyor. Yani track uçmuyorum. Aslında track uçsam olur mu? Olur. Gayet de güzel olur ama track uçmak benim işime gelir mi? Gelmez. O yüzden heading uçuyorum. Tamam mı? Niye işime gelmez? Çünkü dönüşümü zorlaştırır benim track uçmak. Döndüğümde daha doğrusu korsa oturmamı zorlaştıracağı için direkt uçmak çok fazla dönmemi gerektireceği için ben diyorum ki niye işimi zorlaştırayım, bırak heading uçayım, döndüğümde korsa oturmam daha kolay olsun, değil mi? Sonuçta burada bir VR var mı? Var. Evet, 58 saniye. Ne yapıyorum abi şimdi? Bu paralel girişi hop soldan dönmeye başlıyorum. Dön 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 dön. Şimdi kaça uçuyorum ben arkadaşlar? 320'ye. 320'den 40 çıkardım, ne kalır? 285, 275. 275 benim neyim? Kontrol başım. 275'e tutarım. Eğer korsa oturmazsa, 320 korsa önleyemezsem o zaman buraya uçarım. Yoksa gerek kalmaz. Dönüyorum şimdi. Timer'ımı resetledim. Amacım ne? Amacım ne biliyor musunuz? 10 milden daha fazla yaklaşmadan dönebilmek. Bakın bir daha söylüyorum. Amacım 10 milden daha fazla VOR'a yaklaşmadan paterni atabilmek. Bakın checkpoint'im 10 mil olmayacak. Fix'im 10 mil değil. 10 milden daha fazla arkın içerisine girmeden, yani arka teğet geçerek holding atmak. Hold atmak. Amacım bu. Tamam mı? Burada yanlış anlaşılmasın. Holding'deki o arka teğet atarak hold atmaya çalışacağız. Bütün derdimiz bu. Bakalım bunu becerebilecek miyiz? Evet, burada zaten timer'la bir işim yok benim. Çok fazla dönmeme gerek var mı derseniz, bence çok fazla gerek yok. Kontrol başını ne yapıyorum arkadaşlar? Bir tık azaltıyorum. Ha? Çünkü neden azaltıyorum? 8'de crosswind var. Zaten crosswind de benim başka tarafa doğru atıyor. Bakıyorum. Yaklaşmaya doğru gidiyorum. Diyorum ki yahu ben burada bu hold'u atarken tam böyle arka teğet geçecek şekilde bir dönmem gerekiyorsa bakın ne demek istiyorum, pause yapayım göstereyim arkadaşlar. Şimdi bakın şu uçak gelsin atıyorum. Şu noktadan itibaren ben dönmeye başlayayım. Uçak dönsün tam arka teğet geçsin, dönüp ebim olsun. Anlatabildim mi? Öyle bir fix noktası seçiyorum şu anda kendime. Ya ben nereye fix olarak kendimi belirlemeliyim? Kaç mil benim fixim olmalı? Şu an kafamda bu var. Acaba kaç mili kendime fix olarak belirlemeliyim? Yani 10 millik arka yanaşmam için ne olması lazım? Yaklaşık yarım miller beni kurtarır mı diye denemeye başlıyorum şu anda. Tamam mı?
Diyorum ki ya benim tailwind'im var 10. O zaman diyorum ben yaklaşık 10.8 millerde, tamam mı, 10.8 millerde filan dönüşe başlayayım. Sağdan dönüşe standart bir şey yapacaktım ben. Sağdan dönüşe başlayayım. Şu an bakıyorum. Bakın fixime doğru gidiyorum zaten. Bir sıkıntı yok. Tamam mı? Elim bak artık şöyle çevireyim. Çok fazla kaldık bu tarafta anlatacağız diye. Tamam. Aramaya doğru döneyim. Tamam. Yani 10.8 millerde arkadaşlar dönmeye başlayacağım. 10.9 miller. 10.8 millerde dönmeye başlayacağım. Bir dakika. Hop ne oldu? Bir dakika iş değişti. Şu an tailwind'in 4000. 4 knot. O zaman diyorum ki 10.7 mil olsun. Ya da 10.6 mil olsun. Tamam mı? 10.7 milde dönmeye başlıyorum arkadaşlar. Sağdan standart bir dönüşle ne yapıyorum? Diyorum ki outbound bacağım olan, outbound bacağım olan 140'a gel. Tamam mı? 140'a geldi. Dönmesini istiyorum şimdi. İstediğim tek bir şey var. 140 dereceye geldiğinde wings level olsun ve 10.6'da olsun. 10.6'ya geldiğinde wings level olsun. Başka bir şey istemiyorum şu anda. Yani dönüş tamamlansın, tamamlanmış olsun. Bakın çok iyi. 10 mile kadar düştüm. Check ediyorum. 10 mile kadar düştü. Evet. Distance 10 mile kadar düştü. Takip ediyorum. 10 milden daha aşağı düşecek mi diye bakıyorum. Süper. Distance'lar 10 milden daha aşağı düşmedi. Bakıyorum arkadaşlar map'ten aşağı. Bakın 10 millerde teğet oldum. Buralar arkadaşlar 10.2 idi. Bakın şu çizgi sizi yanıltmasın. 10.2, 10.3'lerdeydik burada. 10 mil şu anda tam uçağın döndüğü yer. Tam 10 milden daha fazla yaklaşmadan ne yapıyorum abi şu anda? Şurada gördüğünüz gibi slant range bile 10 milin altına düşmedi. Dönüşümü tamamlıyorum. Harika oldu. Şu an 10.6'ya da geldiğimde ebim olursam mükemmel bir hold atacağım. Geldim. Çok iyi tuttu. Öngörülüm çok iyi tuttu. Süper. 10.5. 10.6 geldi. Ebim olduğum sayılır. Time check diyorum arkadaşlar. Time check. Rüzgar kaç? 12 knot. Yarısı 6. 3 ile çarp 18. 20 çıkarsam 120. 110, 122'ye kadar arkadaşlar ne yapıyorum şu anda? Önlememi veriyorum rüzgar için. Değil mi? 122'ye kadar rüzgar önlemesini vereceğim. Ondan sonra rüzgar önlemeyle uçacağım. 1 dakika outbound başımı. Evet, 1 dakika uçacağım arkadaşlar. 1 dakika sonrasında ne yapacağım? Sağdan tekrardan dönüp 320 course regain et ve 1 dakika uç. Şimdi ben burayı 1 dakika uçamayacağıma eminim. Niye biliyorum? Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü 6 derece headwind var. Tamam, bunu biliyorum. Ama yakalamaya çalışacağız. Yakalamaya çalışacağız. Şimdi hedefimizde bir daha söylüyorum. Inbound course'u yani 320 course'unu regain et ve 1 dakikada uç. Tamam mı? Bu aynı zamanda bir ark beklemesi olduğu için arkadaşlar, ark üzerinde bir bekleme olduğu için arkın içerisine girme. Yani 10 milde teğet olarak arka teğet bir şekilde dön. Yani içerisine sarkma arkın. Ekstradan bir de bu var arkadaşlar. Tamam mı? Devam ediyoruz. Şu anda dönüşle beraber CDI Deviation Bar'ın mandatın içerisine girmesiyle beraber artık benim kontrol başına uçmama gerek kalmadığını görüyorum. Tamam mı? Mandatın içerisine sorsa. Dolayısıyla ne yapıyorum arkadaşlar? İçim rahat, gönlüm rahat bir şekilde heading'imi çevirmeye devam ediyorum. Tamam mı? Bakalım şimdi ne olacak? Mesafe 13 millerde olduğu için dönüşle beraber umarım taşmayız ama taşıyacağız gibi gözüküyor. Evet. Kuvvetle muhtemelen sağa doğru taşma ihtiyacı da hissedeceğiz. Mandatın dışarısına çıkarmamaya çalışacağız. Hedefimiz bu. Dönüş bitsin istiyoruz artık. Hadi bakalım şampiyon. Evet dostlar. Buralarda kalsın. Artık wings level time check diyebiliriz. Bandatlar içerisinde. Peki. Şimdi ne yapıyor uçağımız? Inbound course'u 1 dakikada regain edebilecek mi ona bakacağız. Bakın 10.6 mile kadar uçacağız. 11.9. 11.8 yaklaşıyorum. Biliyorum ki 10.6'ya kadar uçacağım. Tamam mı?
regain etmeye çalışıyorum course'u. Mutlaka bunun çabasını vereceğim, mücadelesini vereceğim. Tamam mı? 10.6'ya kadar uçup regain etmeye çalışıyorum. Burada devam ederken arkadaşlar map'ten bir daha bakalım. Şöyle yapalım. Bakın. Gördünüz mü? Hop. 11.1. Evet, course'da oturmak üzere. Yatış açısını azaltıyorum artık. Azaltıyorum. Azaltıyorum. 10.8 miller geldi. 10.7 geldi. 10.6 geldi. Şimdi arkadaşlar 55 saniyede uçtum inbound'u. Tamam mı? Dışarıya 1 dakika uçarsam içeri 55 saniyede mi uçuyorum? Abi burada normalde 3600/55 yapmaya gerek yok. Dışarıya outbound bacağını 60 yerine 65 saniye uçarsak içeriye 1 dakikada uçarız. Bu saatten sonra yapacağımız hesap bu. Unpause diyorum, 10.6 geldiği için direkt ne yapıyorum arkadaşlar? Sağdan dönüyorum. Şimdi tekrardan kontrollerimi yapıyorum. 10.6 dönüşe başladım. T'ye bindim, sadece 2 knot. Course inbound course'u regain ettim. 55 saniyede uçtum. Fena değil. Başarılı sayılır hatta. Şimdi 65 saniye dışarı uçup tamamen 1 dakika oturtmayı planlıyorum. Ve 10.5 mil olan şu mesafelerin 10 milden daha içeri sarkmamasını istiyorum. Devam ediyorum. Devam. Dönüşe devam. 140'a uç bakalım. 10.4'e düştü. Timer'ımı resetledim. Bekliyorum. 10.2'ye düştü. 10.1'e düşecek tabii ki. Kesin. 10'a düşecek. Ondan da eminim. Yeter ki daha altına düşmesin. Evet, 10'a da düştü arkadaşlar görüldüğü üzere. Evet, süper. 10'un altına düşmedi arkadaşlar. 10.1'e geri çıktı. Harika. Tam istediğim gibi. Tam arka teğet oldu arkadaşlar. Bakın ne demek istediğimi bir daha anlatayım. Bakınız gördünüz mü? Şurası tam arkın geçeceği yer. Tam uçağın kuyruğunun olduğu yer şu anda. Arkın geçmesi gereken yer. Unutmayın bizim şu gelişimiz 10.3 millerde geldik biz buraya. 0.3 nautical mile mesafe var bu arada. Çünkü biz ne yaptık? Buradan döneceğimiz için artık onu düşünmedik. Döneceğimiz yeri düşündük. Ve holdingimiz de güzel oluyor şu anda. Tam bir armut çiziyoruz. Rüzgarlı ortamlarda holding pattern armuda benzer. Hatırlatırım tekrar. Dönüyorum. Şu anda 10.6'da benim fixim ne oldu? Childer View'a göre 10.6 mili fix belirledim kendime. Tamam mı? Ve oraya geldiğimde wings level olmayı bekliyorum. Wings level oldum mu? Oldum. Time check. Tamam mı? Time check. Bitti. Wings level olmakta. Neredeyse wings level olduğuma göre. Bu da ideal. Şu an ne yapmaya çalışıyorum sadece? Arkadaşlar düz rüzgar düzeltmemi veriyorum. Hemen nereye? 122'lere. Rüzgar sabit değişmedi. 122'ye rüzgar düzeltmemi veriyorum dostlar. Tamam. Rüzgar düştü. 121 olsun hadi. 123 olsun. Rüzgar düzeltmesini veriyorum. Ve 65 saniye uçacağım. Tamam mı? Fark bu. Altın at. Onu düştü. 124 olsun. Rüzgarla beraber bir tık bırakıyorum. Saniye. Uçacağım. Süper. 3, 4, 5. Dön. Sağdan dön abi şimdi. Dön. Gel. Eğer şu deviation bar Wandat'ın içerisine girmezse kontrol başını ayarlar oraya uçarım. Ama şu an öyle bir derdim yok gibi gözüküyor. Çok yakın. 13 millerde çok uzak değil şeye, duvara. Mutlaka önecektir diye düşünüyorum. Tahminim o yönde. 90'ına gelene kadar girmezse Wandat'a o zaman çaresine bakarız diye düşünüyorum ama Wandat'a daha 90'ına bile gelmeden girdi. O zaman ne yapıyorum? Hiç beklememe gerek yok. Diyorum ki direkt sen 320 inbound'a uç. Hatta bir an evvel uç ki regain etmesi kolay olsun. Tamam. Bekliyorum şu anda. Bir tık sağda kalmamız gerekecek. Şimdi arkadaşlar bakın crosswind bileşeni artıyor. 3 knot, 4 knot, 5 knot. Bu bizi ne yapıyor arkadaşlar? Dönmemizi engelliyor şu anda. O yüzden ne yapıyoruz? Bir tık sağa doğru fazla dönüyoruz ki bunu önleyerek gidebilelim. Dön abi. Dön. Dönmeye devam. Tamam.
Tamam. 340'a getirmiş olayım. Yatıştı zaten, bitti sayılır. Time check. Tamam. Time check diyorum ve başlatıyorum. Şu anda 1 dakikada benim fixim neydi? 10.6 mildi. Bu şeyde 10.6 mili referans olarak buldum. 10.6 mile 1 dakikada varmayı hesaplıyorum şu anda. 1 dakikada. Tamam. 1 dakikada bakın fiximi tespit ettim. 10.6 mil. Inbound course'u regain ettim. 320. Böyle bir de 1 dakikada uçarsam arkadaşlar ve zaten arkada teğet olarak dönüyorum. İçerisine, arkanın içerisine hiçbir şekilde sarkmıyorum. Ne oldu? Bütün şeylerimi, beklemedeki bütün şeylerimi, parametrelerini yerine getirmiş oluyorum. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Bakalım. Şu anda durun bakalım. 10.8 10.7'ler geliyor. Evet abi. 10.6'lar geldiğinde bakın durdurdum. 59 saniye 10.6'dayım. Inbound course'un regain oldu mu? Oldu. 1 dakikada oldu mu? Oldu. Peki abi kaç mildeyim? 10.6 fixinde, 10.6 fixinde göre oldu mu? Aldım. Belirlediğim fixe göre oldu mu? Oldu. 100 knot'la mı uçtum? 100 knot'la uçtum. 5000 feet'li miyim? 5000 feet'liyim. Açıyorum map'imi. Holding pattern'ıma bakın. Armutlarımı çizmiş miyim? Çizmişim. Inbound course bir şey. Pattern'e dahil oluşuma bakın. Gayet güzel mi? Güzel. Süper. Daha ne olsun? Bundan iyisi Şam'da kalsın. Şimdi yapacağım şey ne abi? 10.6'da mıyım? Alttayım. Şimdi diyorum ki şunu yapacağım. Ayrıl ve şeye otur. Sen söyleyiver. Soldan arkaya yeniden otur. Peki soldan arka ben nasıl oturabilirim abi? Tekrardan ne yapacağım? 100 derece döneceğim. Kaça uçuyorum ben şu anda? 320. 100 derece yaklaşık olarak dönsem ne yaparım? Sol doğru. 320'den ne yaparım? 220'ye uçarım. Tamam mı? Ne yapacağım abi? Heading'imi tutacağım. 220'lere getireceğim burada. Tamam. 220'ler diyorum. Dönüşe göre tekrardan bakacağız. Tabii şunu unpause edeyim bir yandan da. 220'lere dönmeye başlayacağım. Tamam mı? Artık timer'la falan bir işim kalmadı. 220'lere dönmeye başlayacağım ki dostum. Ben şu anda şeye doğru oturayım. Arka tam oturayım. Bakın arka oturdum sayılır. 10.2 10.1 Güzel. Tam ona düşecek. Ona düş. Süper, ona düştü. Ama daha fazla düşmesini istemiyorum. Bakalım düşecek mi? 9.9 oldu. Daha fazla düşmez umarım. 9.8 geldi. Evet, şu anda döndüm. 9.8'lere kadar düştüm. Peki, ne oldu dostlar? Bakın şimdi heading karşımda, artık benim şeye ihtiyacım yok. VR bilgisine şu an ihtiyacım yok. Bakın RMA'yı sağ 90'ımı aldım mı? Aldım. Uçuyor muyum abi? 229'lara falan uçuyorum bu arada. 229'lara değil, 220'lere uçmam lazım bu arada. Çünkü şeyim yok. Unpause nation'a. Tam yatışı azaltmam iyi olmadı. Ne yapıyorum? 220'lere uçuyorum. RMA'yı 90'dan bir tık daha açtım. Niye? Buranın 9.9 10'lara çıkmasını istiyorum. Art çizerek devam edelim. Gayet başarılı. Yani 0.1, 0.2, 0.5 milim sapma payım var. Ben 0.1, 0.2 saptım. Hiçbir şey değil arkadaşlar. Ben burada ne yapacağım şimdi? RMA'yı tekrardan 90'ımı alacak şekilde hareket edeceğim. Tamam mı? Ne yapayım mesela? İşte 230'lara, 240'a doğru geleyim hatta yeniden yani. Tamam. Evet. 240'a doğru geleyim. Hatta 245'e doğru geleyim. Niye? Çünkü slant range'im yukarıda bakın. DM'i de 10.1 oldu. Onu yeniden ona çekecek şekilde. Evet. Şu an yine arka dahil oldum mu abi? Oldum değil mi? Bence oldum. Bak. Arka çizmeye devam ediyor muyum şu anda? Ediyorum. Gene çıldırıyor ve arka dahil olduğuma devam ediyor muyum? Ediyorum. Crosswind'im sıfırlandı. Tailwind'e döndü bütün rüzgar. Güzel. Mis gibi böyle devam ederim ben. 245 tutarım şöyle. 250 falan yaparım. Ne bileyim ben. 48 yaparım. 50 yaparım. Mutlaka slant range de düşer. Bakın şimdi. Evet. Şimdi olayımız ne? Gene 99 knotlar bakın. 100 knotlar. Atıyorum ben bu şeyi atıyorum. Bakalım nefe şimdi. Hop şöyle bir uzatalım arkadaşlar. Bakın arkta geldim. Holding'e dahil oldum. Arkın içerisine girmeden holding'imi tamamladım. Tekrar arka dahil oldum. Gidiyorum. İşte bu ne bileyim atabileceğiniz herhalde en zor holding bu olur herhalde. Ark üzerindeki hold olabilir. Benim bildiğim. Yani daha farklı şeylerle ben karşılaşmadım. Bilmiyorum.
Benim en zorlandığım holding. Var güzel holding diye. Antalya'da özellikle benim bildiğim kadarıyla var. Bu tarz holdlar. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi geliştirmek amaçlı. Farklı farklı. Ben işte ne bileyim ben 120'ye 300 şey 320'ye 140 verdim. Standart verdim. Siz non standart verin. Başka bir kriter koyun kendinize. Vesaire vesaire. Deneyin yani. Tamam. Alın size. DM'i var. Buyurun. Tertemiz de atıyor yani. Evet arkadaşlar benim anlatacağım. Göstermek istediğim holding pattern buydu. Bakın Armuda'da benzedi şöyle gördünüz mü? Gayet güzel ve hoş. Ben beğendim yani kendi yaptığımı. Şuraları zaten sürüklediğim için uçağa. O yüzden böyle oldu. Yanlış anlaşılmasın.